Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her zaman yanı başında durmuş iki güzel insan vardı. Bir gece vakti onlarla yaşadığı bir hatıra bize çok önemli dersler veriyor. Bir akşam Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç gündür yemek yememiş, birkaç günlük süren açlık, böyle zamanlarda Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabın aklına başka bir şey gelmesin diye evine kapanmaz, bunun yerine mescitte ibadet ederdi. Bir gece Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte ibadet ederken kapı çaldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim o dedi. Ben hizmetkarın Ebu Bekir ya Resulallah. Seni bu saatte buraya getiren nedir ey Ebu Bekir dedi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Açlık ya Resulallah. Karnım çok aç dedi. Senin kapısına geldiğin zat senden daha tok değildir. Otur dedi. Oturdular. Peygamberimiz ibadet ediyordu. Beraberce ibadet ettiler. Biraz sonra kapı bir kez daha çaldı. Efendimiz kim o dedi. Kardeşin Hattapoğlu Ömer ya Resulallah dedi. Ey Ömer dedi Efendimiz. Seni bu saatte bu kapıya getiren nedir? Açlık ya Resulallah dedi o da. Karnım çok aç. Senin kapısına geldiğin zat senden daha tok değildir. Otur dedi ona da. O da oturdu. Bir süre ibadet ettiler ve Peygamberimiz kalkın dedi, gidiyoruz. Gecenin karanlığı, üç adam ortada, Resulullah Efendimiz sağında Hazreti Ebu Bekir, solunda Hazreti Ömer, yürüdüler. Bir süre sonra Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah nereye gidiyoruz dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gündüz dedi Ebul Haysem'i gördüm. Bahçesinde hurma topluyordu adamlarıyla. Belki bize ikram edecek bir şeyleri vardır dedi. Belki bize bir şeyler ikram eder. Ebul Haysem'in kapısına geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e döndü. Ya Ömer dedi, Ebul Haysem'e seslen. Hazreti Ömer, ya Ebel Haysem diye bağırdı. Ebul Haysem'in evinde çalışan işçiler vardı. Yorgun düşmüşler, derin bir uykudalar. Evin çocuğu o akşam biraz hasta olduğu için uyumamış, hemen pencereye koştu. Baktı ki Hazreti Ömer bağırıyor. Babasının kapısını gitti odasına, kapıya vurdu, baba dedi kalk. Hazreti Muhammed Mustafa'nın iki numaralı adamı Hazreti Ömer kapımızdadır dedi. Oğlum dedi git yat, sen hastasın, ne dediğini bilmiyorsun, bu saatte Ömer'in burada ne işi var dedi. Çocuk yalan söylüyormuş gibi bir intiba olunca üzüldü, odasına geri döndü. Biraz beklediler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu sefer Hazreti Ebu Bekir'e döndü. Ey Ebu Bekir dedi. Ey Sıddık. Bir de sen seslen Ebul Haysem'e. Ya Ebel Haysem dedi Hazreti Ebu Bekir. Bunlar çok büyük servetlerin sahibi. Düşünebiliyor musunuz? İki güç sahibi adam Allah yolunda o kadar infak etmişler. O kadar infak etmişler. Kendilerine yiyecek bir şeyleri kalmamış. Hazreti Ebu Bekir'in seslenmesine çocuk bir kez daha cama koştu. Baktı ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh babasının odasına bir kez daha koşacak. Baba dedi kalkın, Hazreti Muhammed'in bir numaralı adamı Ebu Bekir kapıdadır dedi. Babası içeriden oğlum dedi git yat, beni kızdırma. Az önce Ömer diyordun, şimdi Ebu Bekir diyorsun. Sen hastasın, ne dediğini bilmiyorsun dedi. Git yat. Çocuk bir kez daha odasına döndü. Biraz zaman geçtikten sonra bu sefer söz sırası Resulullah Efendimiz'deydi. Bize aynı zamanda kapı çalma adabını öğretiyordu Peygamberimiz. O
canlara can katan sesiyle ya Ebel Haysem diye peygamberimiz de seslendi. Ne çok isterdik o ses bir gece bizim kapımıza da gelseydi. Bizim kapımızı da çalsaydı. Biz de kapımızı açsaydık. Hoş geldin ya Resulallah. Hanemize safalar getirdin. Buyur ya Resulallah, evim senin deseydik. Çok bekledik ama bize gelmedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ya Ebel Haysem deyince çocuk baktı ki bu sefer seslenen Hazreti Muhammed Mustafa. Bu sefer babasının kapısına doğru gitti ama kapıyı vurmadan, kapının önünden koşarken baba dedi, kalkın, kainatın güneşi Hazreti Muhammed Mustafa kapımızda bekliyor. Adam, çocuk belki de doğru söylüyor diye kalktı. Çocuk merdivenleri birer ikişer indi, kapıyı açtı. Ebul Haysem gelene kadar çocuk kapıyı açmıştı. Ebul Haysem gecelikleriyle, entarisiyle kapıya geldi. Ya Resulallah dedi, hoş geldiniz. Anam babam yoluna kurban. Safalar getirdiniz dedi. Bu saatte sizi kapımıza getiren nedir acaba dedi. Çocuk, Resulullah geldi, Hazreti Ömer geldi, Hazreti Ebu Bekir geldi diye söyledi ama ben hastaydı çocuğum. Yanılıyordur, rüya görüyordur zannettim ya Resulallah. Bu saatte seni kapımıza getiren nedir ya Resulallah dedi. Açız ey Ebul Haysem dedi peygamberimiz. Karnımız aç. Hazreti Ömer de aç. Ebu Bekir de aç. Gündüz seni hurma toplarken gördüm. Belki bize biraz hurma ikram edersin diye kapına geldik dedi. Ebul Haysem, anam babam yoluna kurban ya Resulallah. Sen buraya kadar niye zahmet ettin? Söyleseydin, haber gönderseydin ben sana malımı mülkümü, varımı yoğumu getirirdim ya Resulallah. Ruhum, canım, kalbim yoluna kurban ya Muhammed. İçeri buyurun dedi. Ebul Haysem peygamberimizi, Hazreti Ömer'i ve Hazreti Ebu Bekir'i içeri davet etti. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Üçü birden. Eğer ses gelmeseydi, karanlıktan geldikleri o siyah karanlığa geri dönüp gideceklerdi. Ama o üçü aç geldikleri Ebul Haysem'in kapısından, o Medine'nin canlara can katan hurmalarından yediler. Aç geldikleri evden tok döndüler. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebul Haysem'e dua etti. Ve Ebul Haysem'in bir gece vakti Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evini şereflendirmesi onu sevince gark etti adeta. Sahabeler peygamberimize aşıktılar adeta. Onu çok sevdiler. Daha önce programlarımızda başka zamanlarda anlatmıştım. Ama sözün tam da burasında anlatmalıyım diye düşündüm. Bu akşamki sohbetimizi taçlandıracağına kanaat getirdiğim için bu hatırayı sizlerle paylaşmayı faydalı buldum. Hazreti Ömer, Resulullah'a aşık bir adam. Hazreti Ebu Bekir, Resulullah'a sevdalı bir adam. Malını mülkünü Resulullah'ın yolunda, Allah'ın rızası yolunda vakfetmiş iki fedakar can. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir sadece sadaka veren, infak eden birisi değildi. Ebu Bekir olmak sadece bu değildi. Hazreti Ebu Bekir olmak kalbinde daha başka duygular yaşatmayı, yeşertmeyi gerektiriyordu. Mesela Hazreti Ebu Bekir'in Kur'an okuması çok meşhurdu. Zilzal suresi indiğinde saatlerce ağlamış. Kendi zamanında bir büyük deprem olacak ve kıyamet kopacak zannetmiş. Kapısında evinin bir avlusu vardı Hazreti Ebu Bekir'in. Orada bazen Kur'an okurdu yüksek sesle. Hıçkıra hıçkıra. O İyyâke nâbüdü'de takılıp kalan Kabe'nin imamları gibi hıçkıra hıçkıra Kur'an okurdu Hazreti Ebu Bekir. Müşrikler Hazreti Ebu Bekir hicret için niyet edince
Dediler ki siz aklınızı mı kaybettiniz? Bir büyük sermayenin sahibini ülkenizden kaçırıyorsunuz. Şehrinizden kaçınıyorsunuz. Ebu Bekirler gitmemeli. Müslüman bile olsanız kalmalısınız dediler. Hazreti Ebu Bekir'in sermayesinin hatırına, onun parasının ülke ekonomisine kattığı canlılığın hatırına. Burada görüyoruz ki bir kez daha paranın dini olmaz. Dediler ki Ebu Bekir kalsın gitmesin. Ama bir şey istiyoruz senden. Bir daha ne olur dışarıda Kur'an okuma. Çünkü senin Kur'an okumana bizim gelinlerimiz, kızlarımız dayanamıyor. İslam'a giriyorlar dedi. Rahatsızdılar çünkü bu durumdan. Tamam dedi. Evime kapanacağım. Kur'an-ı Kerim'imi evimde okuyacağım. Ama Hazreti Ebu Bekir'in o sevda dolu, o aşk dolu nidaları bazen evini aşıyordu. Ve o sesler, o Kur'an sadası dalga dalga semalara çıkarken Hazreti Ebu Bekir'in kapısından, avlusundan adeta oraları aşıyordu. Ve kalplere nakış nakış, ilmek ilmek dokunuyordu can kardeşler.